Arkadaşlar İslam'ın nerede tıkandığı diye bir şey yok. İslam tıkanmadı. Ya ne desem her şeyden linç ediliyorum da bir de buradan da edeyim madem. Bunu herkes bilir de yazdım. Osmanlı özelinde yazdım. Avrupa yeni bir şey buldu. Burada önüme o teknikalistik revolution'u Batı'nın yapması. Diğer ya Çin de yapamadı. Batı bunu yaptı. İslam'ın neden kendini yenileyemediğini değil de neden sanayi devrimi İslam'da çıkmadı? Onu bunu herkes bilir de biraz anlattım. Birkaç tane ekol var. Biri Daron Acemoğlu kuru ve Timur Kuran'ın kurumlar ekolü. Yani işte ne bileyim şey demokrasi yok. Dolayısıyla herkes borç alamıyor. Elitlere ise sıkışmış sermaye. Sermayeyi alta dayamıyor. Ya da işte vakıf dediğim şey holding gibi değil. Kar arttıramıyor. Canavar gibi sürekli alan değiştiremiyorsun. Bir bu açıklama. Bir başkası merkantilist zihniyet yoktu. Mehmet Genç, Halil İnalcık ama onlar Weber'den ve Sabri Ülgener'in aldığı. Yani gösteriş için elitler para kullanıyor. Yani öyle kendi içinde bir problem bulmanıza gerek yok ya. Bir şey 1000 yıl bu kadar yaşamışsa çalışıyordur yani. Hani böyle bir guilt var ya burada hani ne çalışmadı acaba? Çünkü işte Hasan gibi bakamıyor. Tarihselleştiremiyorsunuz orada. Zaten kazanması gerekiyordu da niye şu an yani öyle bir şey değil. Gayet 7000 yıl sonra bunların hepsi antik din olsa hiç kalmasa gayet başarılı bir performansı var ya. Şu anda içinde yaşadığımız dönemde pek başarılı değil ama az bir performansı değil. Yani bunu İbn Battuta okuduğunuzda falan anlıyorsunuz. Ben Akdeniz tarihçisiyim. Yani Akdeniz en az anlaşılır. Orada bile anlıyor. Böyle bir şey yok. Ne kadar evrensel olduğunu. Ne yazık ki biz hep 16-17 biliyoruz. Onlar çöküşe geçtiği dönemler artık. Şey olarak yani medeniyet olarak Osmanlı değil ama medeniyetin ama yani onu 11'e bir görüyorsunuz yani.